kitap tarihinin son konusundayız. Son slaytındayız. İnkılap tarihinde Atatürk ilkeleri önemli arkadaşlar. ÖSYM genelde her yıl bir soru soruyor. Aslında çok zor olmuyor bu sorular. Yani piyasadaki soruları çözdüğünüzde piyasadaki testlerin çok çok daha böyle alakasız olduğunu görüyoruz biz. Buluttan nem kapmaya çalıştıran soru tipleri görüyoruz. Ama ÖSYM soruları gayet nettir bu konuda. Atatürk'ün 6 tane ilkesi var arkadaşlar. Atatürk bu ilkeleri hani oturup da bir gün ya 6 tane ilke yazayım bundan sonra herkes bunu uysun diye yazmamıştır. Bu ilkeler tarih boyunca zaman içerisinde kendiliğinden oluşmuş ilkelerdir arkadaşlar. Ama bunların tamamının net olarak bitip ve şekillendiğini 1937 yılında görürüz. 6'sı da 1937 yılında 1924 Anayasası'na bir madde olarak eklenmiştir. Peki bunların 6'sı da aynı kıymette midir Atatürk'ün ve Türkiye'nin gözünde? Hayır arkadaşlar. Özellikle partiler üstü tuttuğu, tartışmalara kapattığı iki tane ilke var Atatürk'ün. Biri cumhuriyetçilik, biri de laikliktir. Bu iki ülke diğer ülkelerin biraz bir tık üstündedir. Bunu unutmamak lazım. Bir de şöyle soru tipleri görüyoruz. Atatürk'ün altı ilkesinden hangisi öncelikli olarak Türk halkı tarafından benimsendiği gibi sorular görüyoruz. Bunun cevabı milliyetçilik olacak. Neden? Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nı milliyetçi ruhla zaten kazandık arkadaşlar. Önce bu ilke halk tarafından benimsendi. Bazen de şöyle sorular görüyoruz. En son hangisi işte devreye girdi gibi şeyler. Biliyorsunuz en son 1930'lu yıllardan sonra ekonomide devletçiliğe geçmeye başladık. Biz o yüzden devletçilik yürürlüğe girdi. Şimdi bu genel bilgileri söyledikten sonra arkadaşlar isterseniz içeriklerini anlatmaya çalışayım size. İlk olarak cumhuriyetçilik. Cumhur halk demek zaten cumhuriyetçilik halkın yöneticisini seçmesiyle ilgili bir şeydir. Cumhuriyetçilikle ilgili bir soru sorduklarında size seçme, seçilme, meclis, TBMM, egemenlik, bak egemenlik gibi kavramları gördüğünüzde arkadaşlar hiç gözü kapalı cumhuriyetçiliği işaretleyebilirsiniz. İşte kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. İşte ne bileyim milli egemenlik ya da ulusal egemenlik ilkesinin benimsenmesi, TBMM'nin kurulması ya da meclisin kurulması gibi gibi arkadaşlar kavramları duyduğunuzda cumhuriyetçilikle alakalıdır. Ha, şunu da belirtmek lazım arkadaşlar. Cumhuriyetçilikle alakalı olarak da şuradan kalemimizi de alalım isterseniz. Evet. Cumhuriyetçiliği biz ülkemizde demokratik cumhuriyetçilik olarak kabul ettiğimiz için Türkiye'de yaşanan her türlü demokratik ilerleme de cumhuriyetçilikle ilgilidir. Nasıl mesela? Mesela oy kullanma yaşının 20 iken 18'e düşürülmesi daha geniş bir katılım anlamına gelir mi? Evet, bu daha demokratikleşmek demektir. Mesela 20'den 18'e düşürdüğünde oy kullanma yaşını daha da demokratikleştiğin için cumhuriyetçilikle bağını kurabilirsin. Ama zıddı olsaydı mesela 18 iken oy kullanma yaşı 20'ye çıksaydı antidemokratik bir uygulama olurdu. Ya da mesela milletvekili sayısını 400 iken 550'ye çıkartmak. Şimdi 400 kişi olunca daha az temsil yetkisi olmuş. Ama 550'ye çıkartırsa daha çok milletvekili ve daha çok temsil gücü oluşur. Bu da demokratikleşme, bu da cumhuriyetle ilgilidir arkadaşlar. Ya da mesela seçimlerin 5 yılda bir yapılması yerine 4 yılda bir ya da 3 yılda bir yapılmaya başlanması. Bu da ne kadar kısa sürede bir seçim yapılırsa o kadar demokratikleşme demektir. Dolayısıyla cumhuriyetçilikle ve demokrasiyle o kadar alakalıdır. Bir de Atatürk ilkelerine baktığımızda arkadaşlar bazen bir kelimeyle kendisini ifade etmekte zorlanıyor bu ilkeler. Yani cumhuriyetçilik. O yüzden Atatürk'ün ana ilkelerinin bir de bütünleyici ilkeleri oluyor arkadaşlar. Cumhuriyetçiliğin de bütünleyici ilkesi ulusal egemenliktir. Yani ulusal egemenlik cumhuriyetçiliğin bütünleyici ilkesidir. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim için önemlidir. Diğer bir nokta yani Türkçesi şu ya cumhuriyetçilik arıyorsan paragraf halinde vermişse ya da mesela hangisi cumhuriyetçilikle ilgili bir yeniliktir, gelişmedir diye bir soru soruyorsa arkadaşlar halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir şey arayacaksın. Başka da hiçbir şey aramayacaksın. Tamam mı? İkincisi milliyetçilik ya da diğer ismiyle son dönemlerde arkadaşlar ulusçuluk olarak da geçiyor. Milliyetçilik ise bizim millet olaraktan arkadaşlar devletimizi korumamız, yüceltmemiz, büyütmemiz, bir kıvama getirmemiz, iç ve dış düşmanlara karşı korumamız anlamında işleniyor arkadaşlar. Şimdi bak
Bizler vatandaş olaraktan ve bu milletin fertleri olaraktan devletimizi koruyorsak, iç ve dış tehditlere karşı. Yani atıyorum içeride bir terör olayı varsa bu terör olayına karşı direnç gösteriyorsak arkadaşlar. Artı dışarıdan birileri bize müdahale etmeye çalıştığında o müdahaleyi engellemeye çalışıyorsak, Kurtuluş Savaşı gibi bir savaş yapıyorsak ya da mesela Balkan Antantı, Sadavat Paktı gibi paktlarla bize olabilecek saldırıları durdurmaya çalışıyorsak arkadaşlar milliyetçilik vardır. Onun dışında yüceltmek devletimizi. Yani yüceltmek derken dil anlamında, kültür anlamında, ne bileyim milli takımın gidip de Avrupa'da başarılı olması, ne bileyim herhangi bir sporcunun gidip Avrupa'da altın madalya kazanması gibi kavramlar ya da bir spor kulübünün gidip başarı elde etmesi arkadaşlar bunların hepsi devleti yüceltici faaliyetlerdir ve devleti yücelttikleri için de arkadaşlar milliyetçi tutumlardır. Ancak Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılığın olmadığını unutmamanızı istiyorum. Millet derken Türk ırkı kastedilmiyor arkadaşlar. Türk milleti denilirken bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes kastedilmektedir. O yüzden ırkçı bir nitelik kesinlikle ve kesinlikle Atatürk milliyetçiliğinde hiçbir zaman yoktur. Diğer bir önemli nokta ise Atatürk milliyetçiliği ile ilgili hani ne gibi kavram? Mesela düşünüyorum Kurtuluş Savaşı'nın yapılması. Mesela Manda ve Himaye'nin reddedilmesi. Manda ve Himaye'nin reddedilmesi milliyetçilikle ne alakası var? Bir güçlü bir devletin boyunduruğu altına girmektense kendi bağımsızlığımızı korumak istiyoruz. Mesela ulusal bağımsızlık kavramının ön plana çıkartılması. Ya da mesela kapitülasyonların reddedilmesi. Çünkü kapitülasyonlarla bizi sömürüyordu büyük devletler. Biz sömürgecilikten kurtulmaya, sömürülmekten kurtulmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi arkadaşlar milliyetçilikle ilgili. Ama işte Türk tarihi, bu kültür alanında kendilikler var diye Türk tarihi, Türk Dil Kurumu gibi müzeciliklerin açılması, halk evlerin kurulması bunların hepsi milliyetçilikle ilgili. Kafanıza takılacak iki şey var burada arkadaşlar. Biri soyadı kanunu, o da milliyetçilik, yani halkçılık ek olarak milliyetçilikle ilgili. Çünkü Türkçe soyadı kullanma zorunluluğundan kaynaklı. Yine kafanıza takılacak meselelerden bir tanesi Merkez Bankası'nın kurulması. Şimdi her banka milliyetçilikle ilgili değildir ama Merkez Bankası milliyetçilikle ilgilidir. Çünkü Türk parasının değerini korumak için kuruldu. Bir de arkadaşlar halifeliğin kaldırılması normalde laiklikle ilgili birazdan göreceğiz ama bunun da dolaylı da olsa milliyetçilikle de bir bağını görüyoruz biz. Çünkü halifelik ümmeti yani genel dünyadaki arkadaşlar tüm Müslümanlara hitap eden bir kurumdu. Onu kaldırarak da ümmetçi bir toplumla milliyetçi bir topluma geçiş olduğu için bunu da arkadaşlar biz milliyetçilikle ilgisini kuruyoruz. Milliyetçiliğin mantığında arkadaşlar tek başına kendini ifade edemediği için bütünleyici ilkesi ulusal bağımsızlık. Ulusal bağımsızlık. Bir de yazalım. Bir de yurtta sulh, cihanda sulh da yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinde arkadaşlar milliyetçilikle bağlantılı olduğunu unutmamak lazım. Niye diyeceksiniz? Yurtta da cihanda da barış içerisinde arkadaşlar ülkemizin zarar görmesini engelleyerekten hareket etmek milliyetçi bir tutumun göstergesidir. Bunu unutmamak lazım. İkincisi halkçılık arkadaşlar. Şimdi üçüncü bir ilkemiz özür dilerim. Şimdi halkçılık bazen arkadaşlara ben sınıflarda çok sorarım. Millet kim, halk kim diye sorarım. Şöyle bir kalırlar birçoğu arkadaşlar. Şimdi halk bu ülkede yaşayan herkes. 78 milyon, 80 milyon neyse nüfusun tamamı halktır arkadaşlar. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes aslında halk. Ama millet biraz soyut bir kavram olarak kalıyor arkadaşlar bizim. Millet biraz hissetmeyle ilgili bir şey. Kaderde, ondan sonra tarihte, şu anda, geçmişte, gelecekte bir birlik düşüncesiyle ilgili bir şey. Mesela bu ülkede 80 milyon insan yaşıyor olabilir. 80 milyonluk vatandaşımız da olabilir ama bu ülkede bizim milletimizden olmayan birileri olabilir. Adam mesela Suriye'den gelmiştir. Geçici olarak bizden bir oturum izni almıştır. Nüfus da görünürdür ama bizim milletten birisi değildir. Ama halkın içerisindedir sonuçta arkadaşlar. Ama halk görünen herkes. Millet ise görünen herkesin içerisinde kendini vatandaşlık, daha doğrusu kendini bu ülkeye bağlı olarak hisseden, bağlı gören herkestir. Diğer bir nokta arkadaşlar. Ne demek halkçılık? Bak. Milliyetçiliğin aslında şu anlamda zıddıdır. Milliyetçilikte neydi? Biz devleti koruyup yüceltiyorduk değil mi? Halkçılıkta da devlet bizi koruyup yüceltecek arkadaşlar. Devletin, bak dikkat ediniz arkadaşlar, bizi vatandaş olaraktan bir koruması. Nasıl koruyabilir? İç dış tehditlere karşı bizi koruması. Terör olaylarına karşı koruması. Onun dışında eşitlemesi.
Eşitlemekten kastım nedir arkadaşlar? Toplumun içerisinde kadın erkek ayrımcılığına yaptırması, ırk dil din ayrımcılığını yaptırmaması. Artı yaşam koşullarımızı iyileştirmeye çalışması. Nasıl iyileştirebilir? Maaşımıza zam verebilir, asgari ücreti arttırabilir. Onun dışında yol yapabilir, ücretsiz araçlar koyabilir ya da koyduğu araçları daha düşük ücretlerle koyabilir. Gibi gibi arkadaşlar hastane yapar, eğitim olanakları için okullar yapar, bolca öğretmen atar. Yani bizi koruyup, yüceltip bizi bir kıvama getirmesine biz halk diyoruz. Bizde milliyetçilikte biz devleti koruyorduk. Halkçılıkta ise devlet bizi koruyor. Bu önemli bir ayrıntı. Halkçılığın bütünleyici ilkesi ise eşitliktir daha çok arkadaşlar. Bunu unutmamanızı istiyorum. Tabi burada şöyle de bir durumun olduğunu unutmamak lazım. Ne var mesela halkçılıkla ilgili? Sosyal alandaki her inkılap halkçılıkla ilgilidir arkadaşlar. Tamam mı? Yani düşünüyorum şapka devrimi. Herkes standartlaştırılıyor aslında. Ne bileyim şeyh derviş gibi ünvanların hacı ağa molla gibi ünvanların kaldırılması halkı eşitlemeye soyadı kanunu gibi kanunlar halkı eşitliği din adamların kılık kıyafet yasa yine halkı eşitlemeye dönük hamlelerdir. Bir de bir uyarıda daha bulayım arkadaşlar. Cumhuriyet ne demekti? Cumhuriyet şu değil miydi? Halkın yönetime katılması. Kimin? Halkın. Dolayısıyla arkadaşlar Cumhuriyet'le ilgili her hamle, yani meclisi açmak, milletvekili sayısını arttırmak, halkı yönetime katmak da aslında halkçılıkla ilgilidir. Bunu da otomatikmen böyle olduğunu unutmamak lazım. Ama halkçılıkla ilgili her şey Cumhuriyetçilikle ilgili değil bak. Mesela Şapka Kanunu Cumhuriyet'le yönetime katılmayla ne alakası var? Ama bununla ilgili olan her şeyi biz buraya yapıştırabiliriz. Bunu unutmayız. Bir başka mesele devletçilik arkadaşlar. Devletçilik biliyorsunuz 1930'lu yıllarda mecburiyetten geçtiğimiz bir ekonomik modeldi. Devletin artık fabrika açması, banka açması, üretim sektöründe yer alması ile ilgili bir şeydi. Ancak bakın şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir şeye dikkat ediniz bak. Şimdi burada da devlet açıyor. Devlet okul açıyor mesela burada arkadaşlar. Devlet okul açıyor. Ne bileyim hastane açıyor. Bak bunların hepsi bununla ilgili değil mi? Ama burada da devlet fabrika açıyor. Banka açıyor arkadaşlar. Ne bileyim atölye açıyor. Şimdi devletin açtığı her şey arkadaşlar halkçılık ya da devletçilikle ilgili olabilir ama eğer devlet para kazanmayı hedeflemiyorsa halkçılıkla ilgili. Ama devlet para kazanmayı da hedefliyorsa ekonomik anlamda devletçilikle ilgilidir. Fabrika açarak para kazanmayı da hedeflediği için devletçilikle ilgili. Okul açarak para kazanmayı hedeflemediği için sadece halkçılıkla ilgili. Yol yaparak para kazanmayı hedeflemediği için halkçılıkla ilgili. Bazen anlatıyorum ben bunu. Bizim biliyorsunuz İstanbul'da yaşayanlar bilirler arkadaşlar. Bu Boğaz Köprüsü paralıdır mesela İstanbul'da arkadaşlar. Şimdi Boğaz Köprünün yapılması halkçılıkla ilgili. Ama köprünün başına bir de geçenin konulması devletçilikle ilgili. Ha, hocam köprüyü yaparken devlet para kazanayım diye mi yaptı? Gerçekten halkı rahatlatmak için mi yaptı? Halkı rahatlatmak için yaptığı için öncelik hedefe bakılır, halkçılıkla ilgilidir. Fakat burada genelde takıldığımız bir mesele var bizim devletçilik konusunda. O da şu. Şimdi devletçilikte mesela devlet banka açtı. Ekonomik bir şey. Ya da devlet fabrika açtı. Kim çalışacak bu fabrikada? Ya da kim çalışacak bu bankada ya da kim kredi alacak bu bankadan arkadaşlar? O yüzden devlet aslında devletçilikle ilgili bir hamle yaptığında otomatikman halka da fayda sağlamış oluyor. Öyle olursa bak ben şöyle bir kural söylüyorum. Devletçilikle ilgili her şey de halkçılıkla ilgilidir aslında. Banka açmak, fabrika açmak halka hizmet ediyorsun sonuçta sen bunları yaparaktan. Ama bak halkçılıkla ilgili her şey devletçilikle ilgili değil. Tıpkı cumhuriyetçilikle ilgili olmadığı gibi. Tamam mı? Nasıl? Sen şimdi arkadaşlar soyadı kanunu halkçılıkla ilgili halka eşitliyor da devletçilikle ekonomiyle ne alakası var? Yok. Ama öbürlerinin var dediğim gibi arkadaşlar. Yine burada devletçiliğin arkadaşlar bütünleyici ilkesi ise ekonomik bağımsızlıktır. Tamam. Ekonomik bağımsızlık da devletçiliğin bütünleyici ilkesidir. Oradan geçiyorum laikliğe. Laiklik tabii dünyada ve bizde iki farklı tanımda tanımlanıyor. Biri din ve vicdan özgürlüğü olarak tanımlanıyor. Hakikaten laik devletlerin dini olmaz. Laik devletlerde insanların dini olur arkadaşlar. Bak o ayrı bir şeydir. Ama insanların dini olur, devlet bir dine göre ülkeyi yönetmez. Çünkü senin eğer bir dine göre ülkeyi yönetirsen halkçılıkla çelişirsin. Halkının içerisinde senin o anlattığın dine göre yaşamayan insanlar vardır.
Yani atıyorum sen İslami kurallara göre bir ülkeyi yönetiyorsan Hristiyanı vardır, Yahudisi vardır, inançsızı vardır, onu olacak. Halkına o zaman eşit davranmamış olursun. Laik devletler bütün dinlere eşit uzaklıkta olur. Unutmayınız, eşit uzaklıkta olur. Bir dini diğerinden üstün ya da alçak görmez arkadaşlar. Aynı zamanda laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması da olmuş oluyor bu tanımdan yola çıkaraktan arkadaşlar. Hakikaten bir devleti bir din kuralına göre yönetmemekle alakalı bir şeydir. Laiklikle ilgili yeniliklere baktığımızda hep dinsel terimleri arayacağız arkadaşlar. Burada işte tekke zaviye kapatmak, ne bileyim medreseyi kapatmak, tamam bunların hepsini hepiniz biliyorsunuz. Halifeliği kaldırmak. Şeyi biliniz ama saltanatın kaldırması da laiklikle ilgilidir. Niye biliyor musunuz? Hatta laiklikle ilgili ilk yeniliktir bu arkadaşlar. Saltanatla halifeliği birbirinden ayırıyorduk. Bak dinle devlet işlerini birbirinden ayırıp öyle saltanatı kaldırıyorduk. O yüzden bunun da laiklikle ilgili bir hamle olduğunu unutmayınız. Ve laikliğin bütünleyici ilkesi ise akılcılık ve bilimselliktir arkadaşlar. Konuyu dine göre değil, akla ve bilime göre çözeceksin diye bir kural söylüyorlar sana. Ve son olarak arkadaşlar inkılapçılık dediğimiz bir şeyimiz var. İnkılapçılık ise aslında diğer ilkelerin tamamının din olmasıdır arkadaşlar. Diğer ilkelerin tamamının. Büyük inkılapçılıkta sürekli ilerlemek, yenileşmek, günün çağın koşullarını yakalamaktan bahsediyor arkadaşlar. Eğer sorularda sürekli yeniyi yakalamak, devinimden bahsediyorsa, dinamizmden bahsediyorsa inkılapçılık vurgusu vardır. Biraz önce saydığımız diğer 5 ilkeyle ilgili yaptığımız her türlü yenilik aslında otomatikman inkılapçılıkla da ilgili olmuş oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O yüzden inkılapçılık çok farklı bir konumdadır, farklı bir yerdedir. Hepsinin dinamosu şeklindedir. Yapılan her türlü yenilik inkılapçılıkla ilgilidir. Bunun bütünleyici ilkesi ise arkadaşlar çağdaşlaşma ve batılaşma. Yani özellikle batıda yenileşmenin çok yoğun olduğunu bildiğiniz için çağdaşlaşma ve batılaşmanın inkılapçının bütünleyici ilkesi olduğunu unutmamanızı istiyorum. Böylelikle inkılap tarihi dersimizi komple arkadaşlar bitirmiş oluyoruz. Çağdaş Türk Dünya Tarihi dersine geçiş yapacağız.